Var Kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Muhteşem Mithal Kuyruk Tepeli yakaladık arkadaşlar şu an sette. Şimdi gördüm. Gel bakayım gel. Tam kuşların suluklarını değiştirecektim. Bakın arkadaşlar. Suluk boşalmıştı. Allah dedim bu ne böyle. Gel. Hadi gir kümeze girecek bu zaten küçücük yavru ya. Gel. Hoppala basketbol arkadaşlar. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Vay. Senin gideceğin göz seni. Lan var ya. Uzun zamandır böyle bir velet yakalamamıştım ha. Şuna bakın arkadaşlar. Şöyle yakışıklı bir yavru aslında. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kendileri bizim misafirimiz. Beklemesinler. Kuş burada. Artık kiminse. Geç bakayım. Küçük yavru seni. Evet. Değişik alacalı bulacalı bir şey. Evet arkadaşlar şunu bir bantlayalım. Küçük yavru ama olsun. Ama şeytan gibi yani ha arkadaşlar. Yerinde durmuyordu. Vallahi billahi. Durun kuşlar durun. Şunu bir bantlayalım. Olmaz böyle bir şey. Seni besleyebilirim aslında biliyor musun? Dişi çıkarsan. Sırf seni bakıcı yapmak için. Eskiden tel kuyruk çok uçurduk be. Vallahi billahi. Şimdi eski güzel bir kan dişim vardı. Tolga. Tolga diye bir sevdiğimiz dostumuz vardı. Ona emaneten vermiştim arkadaşlar damızlığa koysun diye. Tabii hayvan. Orada birkaç ağız yavru aldıktan sonra yavrularını uçurup şey yaptıktan sonra anne orada ölüyor arkadaşlar. Anne öldükten sonra bende tel kuyruk hastalığı komple bitti. Neden diyeceksiniz? Arkadaşlar o dişim bir kayboluyordu. 7 gün, 8 gün, 2 hafta, 10 gün boyunca geziyordu. Tekrardan geri geliyordu. Onu o yüzden çok seviyordum. Güzel bir dişimdi. O gittikten sonra zaten başka da hiç kümezimizde tel kuyruk sokmadık. Zaten Arapların içinde olan tek tel kuyruk oydu arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Yani elimizde tel kuyruk olarak bulundurduğumuz tek bir kuştu o. Çık oradan pah. Çık. Geç bakalım. Evet arkadaşlar. Bu da böyle bir şey. Güzel bir yavru. O hem de ensesi de var arkadaşlar görüyorsunuz. Ah canım benim be. Ah canım benim. Kıyamam ben sana. Vallahi kıyamam ben sana. Çok da küçükmüş arkadaşlar ya. Bebe daha bebe kendisi. Tamam bizim yavruların kıvamında arkadaşlar. Bizim yavrularla beraber uçuruz. Veyahut da dur bakayım. Tel kuyruk besleyen kim vardı bizde? Ana bu dişi çıkarsa var ya. Of Ato. Hadi gene şanslısın lan. Eğer dişi çıkarsa bu yavru senin. Dişi çıkmazsa da belki sana veririm. Bilemiyorum şu an tereddütteyim. Bir düşünme aşamasındayım. Bakacağız duruma göre. Eğer videoyu izlersen bize geri dönüş sağlarsan ona göre sana bir şekil şemal yapacağım Atocuğum. Yapmazsan da bunu başkasına paket edeceğiz. Bizden hediye olsun. Gelin bakayım kuşlar. Gel. Evet görüyorsunuz arkadaşlar hayvanlar yemi yediler. Tabii biz tel kuyruk yavruyu görünce suyu doldurmayı unuttuk. Yavrular bas bağırıyor. Neden su vermiyorsunuz? Neden su vermiyorsunuz diye. Şöyle bir onları sulayalım. Gel. Bakayım. Hem telefonu tutup hem de bidonu ters çevirebilecek miyiz? Öyle bir kabiliyet var mı bizde? 1, 2, 3.
Vallahi yaptık ya. Helal olsun. Helal olsun bize. Dur kızım. Aman. Sen ne yapıyorsun kız? He? Sen ne zaman yavru eşleyip yavrulayacaksın? Evet arkadaşlar, bu arada yavrularımız büyüyor. Neyse, bunları şey yapmayacağım arkadaşlar, yavruları daha sonra güzel bir günde size videolarını çekeceğim. Gel. Belki açtır bu yavru arkadaşlar. Al bakayım, açsan ye. Aferin sana. Aç değilsen de yemeyebilirsin, sıkıntı yok. Son anda arkadaşlar, kuşu son anda gördüm. Tabi telefonun üst tarafında olduğu için, hani alayım telefonu gelirken böyle net görüntüyü yakalayayım diye hiç aklıma gelmedi. Çünkü ben içeride su dolduruyordum. Tam üstümden geçti, dışarıda 2-3 tane yavru fırladı dışarıya. Hatta ben onları dürttüm. Nasıl dürttüysem bilmiyorum. O anın heyecanından bir anda yavrulara şöyle bir şapkayla dokundurdum. İndi kalktı mı yaptılar, ne yaptılar bilmiyorum. Hemen içeri girdim, diğer kuşları çıkardım. Tabii böyle bir panik. Hadi çıkın dışarı falan. Şöyle bir baktım, hayvan gördü onları. Yavru ya tabii. Nereye gidecek ki? Ne gücü var, ne mecali var. Hemen geriye döndü buradan. Hop bir baktım geldi, kuşların içine indi. Mavi tel kuyruk arkadaşlar. Mavi telli, mavi ense. Ensede hafif bir lekesi var. Güzel bir kuş. Yanındakini de diğer videoda izlersiniz zaten arkadaşlar. Görürsünüz. Her ikisi. Birer yarım saat, 45 dakika falan arayla yakaladık arkadaşlar. Bugün de iki tane zımbalamış olduk. Bata. O da güzel. Bunları da hediye veriyoruz arkadaşlar. Vereceğiz. Bizim çevremizde ihtiyacı olan kim varsa onları tespit edip vereceğiz. Beslesinler kendilerini. İster sopalasınlar, ister kanatlarını çeksinler, ister bantlasınlar. Umurumda dahi değil arkadaşlar. Ben verdikten sonra benden biter. Kuş onlara ait olur. Onlara ait olan kuş da onları bağlar. Daha doymadınız mı ya? Yavrularınızı doyurun. Vik 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 de bağırıyor bunlar. Gel. Gel bakayım. Bu yavru yem yemiyor ha. İnşallah yem yemeyi biliyordur ha. Vallahi yem yemeyi bilmiyorsa var ya. Kime vereceğimizi düşünene kadar başımıza bela olur ha. Aman ha. Gel bakayım bıncırık. Seni gidi bıcırık seni. Neyse arkadaşlar, bu herhalde yemeği biliyor galiba. İnşallah. Bursağını elledim gerçi, bir şey yok ama. Vallahi eski kuşlara göre dişi çıkacak gibi görünüyor bu hayvan. Çünkü eskiler biliyoruz arkadaşlar, surat yapılarından falan böyle kendini belli ediyordu. Narin bir dişi çıkacak bu kuş. Vallahi billahi çok güzel narin bir kuş olacak. Bakalım. Bunu kime vereyim diye düşünüyorum şimdi arkadaşlar. Bak, dolapçını da öyle düşünüyordum. Bunu da kimlerde bakayım. Enseli kim bakıyordu ya? Vallahi hatırlamıyorum ya. Çevremizde bakanlar hep kendilerine has, özgü, güzel güvercinler bakmaya başlamışlar arkadaşlar. Böyle bu tür kuşları. Biz kime bir ara hediye verdik bunlardan? Gerçi o da satmıştı sonradan duyduğuma göre. Evet. Biz hediye verdik. Adam kendine satıyor arkadaşlar. Böyle bir şey var mı ya? Sen adama hediye vereceksin. Adam işte bunu götürecek, satacak. Sen uğraş et. Ona ver, sevinsin diye. Adam da senden sonra kalksın satsın onu. Vallahi güzel dünya. O yüzden bazen düşünüyorum. Hata mı ediyoruz? Sağa sola vermekle. Öyle insanlara zaten bir daha kuş vermedim de. Vermem de daha bu saatten sonra zaten. Neyse arkadaşlar, bu videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, beğenmediyseniz beğenme tuşuna basın.
Beğendiyseniz de bir beğeni tuşuna bir tık 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 yapın arkadaşlar. Bakalım. İşe yarıyor mu, yaramıyor mu? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.